yine bir perşembe günü, perşembe günün öğleden sonrası 17 Mart tarihi ve yine sizlerle beraberiz haftanın ikinci ve son programında ve yine çok değerli bir konuğumuz var. Ülkeye dair, ülkenin belki de en önemli konularından bayındırlık, ulaşım, işte yollarımız, seyir-i sefer, Ercan havaalanı, izinleri, birçok konunun bir araya geldiği, birçok konunun aynı çatı altında toplandığı bir bakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Sayın Erhan Arıtlı, sevgili bakanımız bugün bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aha da paylaştım. Evet. Doğruysa. Nasılsınız? Vallahi gayet iyiyim. Yani yoğun bir gündem var. Tabii en büyük sıkıntı halkın içinde bulunduğu işte ekonomik sıkıntı. Yani çok talihsiz bir pandemi dönemi yaşadık. Tam onu ufak tefek atlatmaya çalıştığımız bir dönemde arkasından bir de Ukrayna-Rusya savaşı ortaya çıkınca dünya ikinci kez ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Yani Ukrayna-Rusya savaşı sıradan bir iki Afrika ülkesinin Yemen, Kuzey Yemen, işte Suudi Arabistan, Yemen savaşı gibi bir savaş değil, Sudan savaşı gibi bir savaş değil. Dünya ekonomisini direkt en derinden etkileyen bir savaş. Bunu Antalya'da da gördük. Antalya'da da oraya katılan 30 ülkenin devlet başkanı ve 70'e yakın ülkenin de başbakan veya dışişleri bakanı sürekli bu konuyu gündeme getirdiler ve bu savaşın dünya ekonomisini nasıl etkilediğini ve bu etkiden nasıl kurtulabileceğini ya da hasarın en az şekilde nasıl atlatabileceği konusunda uzun uzun kafa yordular. Biz de onun içerisinde ülkemizi düşündük. Ambargolar altında inleyen bir ülke, hizmet sektörüne dayalı bir ekonomik yapıya sahip, Türkiye'nin yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan bir ülke ve dünyanın en büyük süper ülkeleri bile bu krizden ciddi şekilde etkilenirken biz onun çarpan etkisiyle daha nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız? Halk zaten pandemi dolayısıyla çok ciddi bir kriz yaşamıştı. O krizin üstüne bir de bu kriz eklendiğinde ortaya bir kaos ortamı çıkacak gibi görünüyor. İnşallah bunu en hafif bir şekilde atlatırız. Tabii bizim de görevimiz bu. Artık yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Siyasi anlamda işte hükümet, bir kabine değişikliği yaşandı. Bunun yani ne kadar sizin bilginiz oldu veya işte ne kadar Ulusal Birlik Partisi kanadından oldu ama sizin ne kadar etkiler, yorumunuz nasıl oldu ve bugün aslında vardı medyada yine bir kabine değişikliği olacak şeklinde. Bizim basınımız da biraz meraklıdır. Halkımız da meraklıdır. Yani az önce çizdiğim tabloda Ali gitse, Veli gelse, Hasan gitse, Hüseyin gelse ne değişir? Yani bu muhalefet mesela UBP, DP, YDP değil de CTP bilmem hangi partilerin oluşturduğu bir koalisyon olsa bu yaşadığımız ekonomik krize ne gibi bir katkı koyabilir? Ellerinde hangi formül var? Sihirli formül veya sihirli değnek var? Bunu bize açıklasalar da biz de bilsek. Yani muhalefet işte pazartesi günü yağda esti gürledi. Hala devam ediyorlar. Önümüzdeki hafta mecliste yine pazartesi salı. Bu konularda yine yağıp gürleyecekler. Yapın, edin, işte vatandaş eziliyor. Yaptıklar sadece durum tespiti. Bir de yapın, edin kardeşim. Siz niye hükümete gelmemek için elinizden gelen gayreti gösterdiniz? Bir. İki, elinizde bir çözüm formülünüz varsa lütfen bunu kamuoyuna açıklayın. Yani bir kamuoyuna açıklayın. Mesela elektrik zammı ya da benzin zammını önlemenin formülü nedir? Bunu lütfen bir söyleyin bize. Suudi Arabistan'dan ya Rusya'dan bedava petrol mü alacaksınız da Brent petrolün artan fiyatını daha azaltacaksınız? Yani bunu bir söyleyin bize, biz de bilelim. Çözüm ne? Çözüm. Şimdi mesela bugün akaryakıta bir indirim daha yaptık az önce.
imzalandı. Yani dün bir 2 liralık indirim yapılmıştı. Bugün 1 lira biraz daha. Biraz çelişkide kaldı. Kimisi var dedi. Yani biraz incelerden. Az önce gelirken imzaladım ben de. Bakanlar Kurulu'nun kararı geçti. Yani indirim yürürlüğe girdi. Evet. Şimdi tabii yani bu da bizi oldukça etkiliyor. Netice itibariyle Güney Kıbrıs'ta 2 gün önce zannediyorum 27 sent daha zam geldi litre başına. Yani orada şu anda benzin litresi zannediyorum 27,5-28 lirayı buldu. İngiltere'de mesela son yılların en büyük zammı geldi önceki gün. Dünyada hiç beklenmedik bir şekilde petrol fiyatlarına, petrol ürünlerine zam geliyor. Çünkü Rusya'nın dünyanın en büyük petrol ihraç eden ülkelerinden, petrol ve doğalgaz ihraç eden ülkelerinden bir tanesi Rusya. Rusya'ya siz ambargo koydunuz mu, Rusya'nın ihracatını engellediniz mi? O zaman arz tüketim dengesi, arz ve talep meselesi bir anda sarsılıyor, o denge bozuluyor ve bunun getirisi çok fazla. Şimdi işte bizim de yaptığımız, sevgili Sunat Atom bu konularda oldukça bilgili bir arkadaşımız. Aynı zamanda Kutlu Evren Bey de birlikte yapıyorlar bu hesaplamaları. İşte günlük fiyat ayarlamasına geçildi. İşte petrol fiyatları, Brent petrol fiyatı aşağı düştükçe biz de fiyatları aşağı çekeceğiz. Günlük olacak, hesaplanacak bu. Vatandaşlar da, tüketicinin de bunu takip etmesi lazım. Yani benzinciler bu konuda anında reaksiyon göstermese, bizim açıkladığımız fiyatları pompa fiyatlarına yansıtmazlarsa orada işte tüketicinin devreye girmesi lazım. Tüketicinin desteği hükümetin yanında olmazsa ciddi sıkıntılar devam eder. Beraber aslında. Aynen öyle. Yani her tüketicinin konuda desteği derken sosyal medyadan hükümete habire hakaret, suçlama, küfür falan değil. Yani gideceksiniz tüketiciler derneğiyle birlikte petrol istasyonlarını, marketleri sizler de denetleyeceksiniz. Yani hiç unutmuyorum, bir defa yıllar önceydi. İngiltere'de et fiyatlarına 30 sent zam, peni zam gelmişti. 30 peni. Devletin hiç devreye girmesine gerek kalmadı. Tüketiciler Derneği bir boykot ilan ettiler. İkinci gün et fiyatları bir pound aşağı indi. Budur yani, yapılması gereken bu. Bizde ise ne yapılıyor? Ya ben petrol tedarikçi firmalarıyla, tüp gaz firmalarıyla kavgaya girdim. Adamlar piyasaya mal vermediler ki sırf beni zor durumda bıraksınlar. Bizim tüketiciler bana ver yansın gidiyor. Ya arkadaşlar, ben sizin için mücadele veriyorum. Yani ben de diyebilirim ki bana ne, 5 liraysa 5 liraysa zam yapın, 10 liraysa 10 lira kabul ederim. Ama ben sizin cebinizden daha az para çıksın diye mücadele ederken siz kalkar da beceriksiz bakan memleketi gazsız bıraktın, şusuz bıraksın derseniz o zaman benim motivasyonum da sarsılır. Burada da aynı. Yani tüketiciler, ceblerinden para çıkacak olan insanlar şayet hükümete yardımcı olmazlarsa tam tersi hükümetin motivasyonunu bozar, suçlamalarla sosyal medyada o motivasyonu bozarlarsa bu mücadele yapılamaz. Günün sonunda netice itibariyle burada darbeyi yiyecek olan tüketiciler. Bu konuda işte hem tüketicilerin desteğine ihtiyacımız var, hem de anlayışına ihtiyacımız var kamuoyuna. Bu kabine değişikliği, yani siyasi... Ha, ona geleyim. Konuşup sizin bakanlıkla ilgili projelere geçmek isterim. Bu bugün bir takım medya, internet gazetelerinde falan ciddi şekilde yer alan bir haberdi. Yani böyle bir duyumumuz veya böyle bir değerlendirmeniz... İnanın yok yani salı günü, çarşamba günü daha doğrusu dün Bakanlar Kurulu yaptık. Orada herhangi böyle bir iz görmedim. Tamamen yerel yönetimler reformunu konuştuk, paketi konuştuk. Pazartesi de yine salı günde mecliste yine bunları konuştuk pazartesi de.
Dolayısıyla yani bu tamamen Sayın Başbakan'ın takdirine kalmış bir konu. Sayın Başbakan yetkisi dahilinde herhangi bir bakanı gerek gördüğü anda görevden de alabilir, yeni bakan da atayabilir. Bu başbakanın yetkisinde olan bir şey. Ben başbakandan böyle bir izlenim edinmedim. Dolayısıyla internet gazeteleri bunu nereden çıkardılar inanın bilmiyorum. Böyle bir hafta 10 günde kabine değişikliği olmasının motivasyonunuzu etkiledi? Yani elbette tedirginlik yaratıyor ama bunu dediğim gibi neticede başbakanın takdirinde olan bir konu. Başbakan nasıl getiriyorsa öyle de götürebiliyor. Onun yetkisinde olan bir şey. Açıklama yapması gereken veya açıklama yapma ihtiyacı duyarsa Sayın Başbakan bu konuda bir açıklama yapar. Ama dediğim gibi yani neticede yetkiyi onda, o istediği zaman biz dahil, yani koalisyon ortağı dahil istediği bakanı değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Türkiye hükümetiyle sorunlar olduğu mesela yansıdı, basına konuşuldu. Ama Antalya'da sanırım iyi bir ortamdı. Hem Türkiye yetkililerin hem diğer üçüncü ülke temsilcileri hem de tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri olarak sizlerin orada öyle bir izlenim edindiniz mi o şeyde? Yani Dışişleri Bakanlığı ayrı bir konudur. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı konusunda hassasiyet göstermesi elbette ki anlaşılabilir bir durumdur. O konuda yorum yapmam doğru değil. Ama onun dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin şunu bakan yapın, şunu yapmayın diyebileceğini zannetmiyorum. Çünkü geçen cumartesi günkü kahvaltıda da edindiğimiz izlenim Türkiye bizden icraat istiyor. Yani Türkiye'nin öz evladı ya da üvey evladı yok. Türkiye'nin iş yapan yapılmasını istediği evlatları var. Öyle bakalım konuya. Yani Erhan Arıklı iş yapacaksa Türkiye için makbuldür. İş yapmayacaksa bu kaotik ortam devam edecekse makbul değil, maktul Erhan olur. Altını bir daha çizerek söylüyorum. Erhan Arıklı iş yaparsa maktul bakandır, makbul bakandır. İş yapmasa da maktul bakan olur. Türkiye'nin gözünde iş yapmayan adamın değeri yoktur. Mesele bu. Bunu bütün bakan arkadaşlarımızın da konuya bu şekilde baktıklarına eminim, inanıyorum. Bunu defalarca da söyledim. Ankara ama değil. Yani Türkiye'nin yani burada bu kadar çok tartışılması, muhalefet olsun, basın olsun, iktidar olsun. Birileri ısrarla bunu karıştırıyorlar ama bakın yani Türkiye nasıl kızmasın bize? 2001 yılında yapılması gereken yerel yönetimler reformu veya kamu reformu. Herkes şikayetçi bundan. 2001 yılındaki yapılan protokolde Türkiye bizden rica etmiş. Demiş ki, kardeşim şu yerel yönetimleriniz 5-10 sene sonra batacak. Gelin bununla ilgili bir reform yapın. Reform sadece belediye sayısını azaltmak değil. Herkes bu yönü satışı sadece. Sadece bu yönü. Halbuki ya konuştuğumuz şey tam bir reform. Yani dünyada bütün ülkeler, Güney Kıbrıs bile bu konuda reform yaptı. Türkiye zamanında reform yaptı. Şu anda bütün belediyeler takır takır işliyor. Güney Kıbrıs aynı şekilde. Bunu 2001 yılında söylemiş bize. Ve her protokolde bizim bir önceki hükümet döneminde de yine bu var. Ve biz ancak bugün bunu hayata geçirmek için düğmeye bastık. Ve dün Bakanlar Kurulu münhasıran bu konuyla ilgili toplandı. Ve önümüzdeki Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelecek. Peki 20 yıldır bunu yapmadıysak, acil ihtiyaç olduğu halde göz göre göre bütün belediyeler battıysa, şu anda 28 belediyenin 20 tanesi batık durumdaysa, maaşları bile ödemekte zorluk çekiyorsa ve Türkiye bize 20 sene önce arkadaş batacak bu belediyeler bu şekilde giderse reform yapın dediği halde biz kulağımızın kulaklarımızı kapadıysak
Suçlu kim? Türkiye mi biz mi? Kamu reformu. 2001-2002 yılında yine bunlar konuşulmaya başladı. Bir dönem Avrupa Birliği geldi. Onlar da bizden rica ettiler. Hatta bu konu birlikte çalışıldı. Yapmadık. E şimdi yani Türkiye'nin öz evlatları ama ya da sevdiği evlatlar ya da benimsediği bakanlar ya da hükümetler ama iş yapmıyor. Bal yapmaz arı. Yıllarca böyle gitti. Yıllarca böyle değil. Türkiye bizden iş yapın kendiniz için, kendi hayrınız için. Ayaklarınızın üzerinde durun diyor. Yapmayasanız yalan söylemeyin. Aynen öyle. Türkiye için ne fark ediyor? Erhan gitmiş, Hasan gelmiş, Hasan gitmiş, Hüseyin gelmiş. Ne fark ediyor? Onun için meseleye bu açıdan bakın. Erhan Arıklı oraya geldiyse ve iş yapamıyorsa Türkiye için Erhan Arıklı'nın değeri sıfırdır. Bu kadar basit. Yoksa Erhan Arıklı'nın yerine Hasan'ı getirin de Hüseyin'i getirin de o da iş yapmasın. Türkiye böyle bir şey istemiyor. Cumartesi günü bizden istenen de bu. İş yapın. Mesela Fuat Bey'in elbette Fuat Bey'den sonra teknik heyet oturdu masaya. Onların söylediği arkadaşlar kaynakta sıkıntı yok. Yeter ki proje üretin. Yeter ki iş yapın. Ya bu kadar bize bonkör davranan bir devlet var arkamızda ve biz iş yapmıyoruz. Vatandaşın sıkıntıları ortada. Onun için Erçin yani mesele Türkiye'nin beğenip beğenmemesi falan yok. Türkiye açık söylüyor. Ben iş yapan insan istiyorum. Faiz Bey'e de söylenen bu. İş yapan bir kabine oluştur. İş yap. Ben neticeye bakarım. Yani Faiz Bey'le Türkiye yönetimi arasında da bir sorun, işte kurultaydı, işte istenmediği şu bu. Ben öyle bir sorun hissetmedim de görmedim de Fuat Bey gayet yakın davrandı ve özellikle bu konularda Türkiye'nin hassasiyetlerini iletti. Sayın Başbakan da bu konuların farkında olduklarını ve bunun bir reform hükümeti olacağını ve uzun süreli bir hükümet olacağını söyledi. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde teknik heyet gelecek. Hemen ekonomik protokolün imzalanacak olan ekonomik protokolün son hali gözden geçirilecek ve protokol imzalandıktan sonra kaynak açıklığa akışı başlayacak. Belediye reformu sona doğru geliyor. Hayata geçecek garantidir diyebiliriz. Çünkü de mecliste tartışması Bu bizim olmazsa olmaz şartlarımızdan bir tanesi. Dün tabii bu konularda Sayın Başbakan ve sevgili İçişleri Bakanımız bilgi verecektir. Ama dün çok güzel bir toplantı, verimli bir toplantı oldu. Uzun uzun tartıştık. Bütün maddeleri, yapılması gereken yasal değişiklikleri tartıştık. Herkes katkı koydu. Var ama dediğim gibi onu Sayın Başbakan açıklaması ya da İçişleri Bakanımızın açıklaması daha doğru olur. Hemen hemen bitti diyebilirim. Ve bana göre oldukça da güzel bir reform olacak. Herkes memnun olacak. Öyle bugün bir gazetenin attığı gibi işte sayı azaltılıyor, vergiler çoğaltılıyor öyle bir şey yok. Tam tersi. Reformlar olacak dediğiniz hatta Sayın Başbakan'ın ülke yetkilileriyle de bu konuları konuştuğunu söylediğiniz. Ne var başka hükümetin ajandasında? Mesela medyada reformu işte kamu çok konuşulur. Elektrik, enerji, ciddi sıkıntılar var. Her gün elektrik kesintileri var. İşte telefon dairesiyle ilgili sizin bakanlık alanına giriyor. Benim bakanla ilgili olan bölümü birazdan konuşalım. Ama yani mesela Sayın Başbakan dün Bakanlar Kurulu yerel yönetimlerle ilgili reformu konuştuktan sonra bizi yukarıya aldı. Tekrar orada devam ettik. Ve elektrikle ilgili sıkıntıları konuştuk, tartıştık. Onunla ilgili bir yol haritası konusunda antat kalındı ve o konuda da kısa bir süre sonra güzel adımlar atılacağını düşünüyorum. Sevgili Sunat Hatun bu konuda oldukça hırslı, inançlı, eminim ki çok güzel şeyler yapacak. Bu ülkenin belki de önemli sorunları, yarım kalan ihaleler, yarım kalan yollar, kamulaştırılma çalışmaları, işte
işte ara emirleri, bu sebeplerden dolayı bitmeyen, bitirilemeyen yollar var. Bunlarla ilgili bu ekranlardan güzel bir şeyler söyleyebilir insanlara. Lefkede var, işte Alayköy'ün Göngeli, o yeni yoldan çemberin yarım kalan bir bölüm var Alayköy'le bağlı. Hepsi bunlar işte kamulaştırmayla ilgili, mahkemelik olarak. Onunla ilgili bir yasal çalışma yapmamız gerekiyor. Bu da Bakanlar Kurulu'nun gündemine geldi. Benim özellikle üzerinde durduğum konu, bir yasal değişiklik yapalım. Alınan ara emirleri her ne sebeple olursa olsun bir ayı geçmemeli. Yani düşünün ki ya, yıllar süren ara emirleri var. Yargıyı da yıpratıyor. Kamuoyu da yıpratıyor. O yolu kullanacak olan insanları da yıpratıyor. Hem de ekonomik açıdan da büyük problemlere yol açıyor. Onun için bunların bir an evvel belli mahdut süre içerisinde çözülmesini sağlamamız gerekiyor. Ya da bu istimlak yasasında değişiklik yaparak herhangi bir şekilde ara emri alınmasını zorlaştırmamız lazım. Şimdi anlıyorum, vatandaşın tapulu malını istimlak ettiyseniz onun hakkını ödemek, parasını yatırmak zorundasınız. Mesela Türkiye'de bir yol istimlak ediliyorsa bilir kişi gelir orada, bu yolun istimlakın bedeli 100 liradır der. Devlet o 100 lirayı o adamın hesabına yatırır. Kişi istimlaka itiraz edemez. Kişi o 100 lira yetersizdir deyip ona itiraz eder ama bu arada inşaat devam eder, yol yapımı devam eder. Şimdi bütün kesimler mağdur. Şimdi bizde herkes mağdur. Yani düşünün ki Güzel-Lefke yolunda adamın bir tanesi oraya teneke yapmış, benim burası mandram demiş. Elinde hiçbir belge yok, tapulu mal değil. Kira sözleşmesi yok. Belediye başkanı buna demiş ki git yap demiş, sözlü bir ifade. O sözlü ifadeyle mahkeme ara emri vermiş ve orada uzun zaman mağduriyet yaşanmış. Olamaz, böyle bir şey olamaz. Gerçekten olamaz. Veya Göngeli Güzelyurt yolu. Aşağı yukarı bir sene yılan hikayesine döndü. Binlerce araç her gün ara sokaklardan Lefkoşa'ya ulaşmak zorunda kaldı. Bu dünyanın hiçbir yerinden anlatamazsınız. Gerçekten bunu, yani geliyorlardı insanlar, soruyorlardı. Orada Güzelyurt'a falan giderken ara sokaklardan. Yani yoldan niye gitmiyorsunuz? Ara emri var. Niye? Yani bu gerçekten anlaşılmaz bir durum. Bu konuyla ilgili yasal bir düzenleme yapacağız. Yapılması lazım. Yani kimsenin hakkını yemeyelim. Kimse mağdur olmasın. Ama özellikle de kamu menfaati her şeyin üstündedir. Kamu menfaatini korumak zorundayız. Yargı da bu konuda hassas olmalı. Siz görevi resmi hanımdan devralırken resmi hanım hiçbir baskıya boyun eğmeden çalışmalarımızı sürdürdük. Erhan Bey'in de hiçbir baskıya boyun eğmeyecek bir kişiliği yapısı var şeklinde bir açıklaması oldu. Size görevi teslim ederken Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı üzerinde böyle baskı oluşturan gruplar var. Böyle bir mesaj aldılar. Şimdi tabii Resmi Hanım babasının kızı netice itibariyle siyasetin içinde doğmuş, her türlü tecrübeyi yaşamış ve kişileri, kurumları çok iyi bilen birisi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da rantın en çok döndüğü bakanlıklardan bir tanesi. Yani düşünün ki orada bir T izniyle insanın hayatını değiştirebiliyorsunuz. Bir T izninin bilmem kaç bin sterlin T izni el değiştiriyor. Büyük bir rant orada. Yani siz bir T izni aldınız mı onu kiraya veriyorlar. Adamın 3-5 tane T izni var. Hiçbir şey oturmadan kiradan ayda para geliyor. Sadece T izni. Ciddi bir rant var. Ne bileyim işte turistik T. Orada da yine aynı şekilde çok ciddi rantlar var. Dolayısıyla gerek taşımacılıkta, gerekse
müteahhitlikteki bayındırlık adı, bütün müteahhitler orada iş yapılıyor ve oranın onayıyla oluyor. Müteahhitler de aynı şekilde orada bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Benden önceki dönemde resmi hanım zannediyorum bunları bahsetti. Tabii orada yine haberleşmede de ciddi rantlar dönüyor. Yani ihalenin olduğu her yerde rant vardır. İhaleyi kazan mesela telefon dairesinden tutun da birçok konuda orada ihaleler yapılıyor ve o ihalelerde de yapılmış geçmişte. Bugün bir arkadaş geldi. Yıllar önce telefon dairesi için alınan milyonlarca liralık cihazlar atıl vaziyette orada duruyor. Kimse de hesap sormamış. Mahkeme devam ediyor. Hala ne zaman bitecek bilinmiyor. Onlar orada duruyor. Ya bu senin benim param. Yazık günah. Netice itibariyle Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı böyle bir yer. Resmi Hanım da o konuya dikkati çekti. İnşallah onun bıraktığı gibi biz de temiz bir şekilde ismimize, soy ismimize ve partimize leke getirmeyecek şekilde bu görevi hakkıyla devrederiz. Güzel icraatlar yaparız. Rantçılara, rantiyeye prim vermeyiz. Ve bu şekilde yolumuza devam ederiz. Ekip arkadaşlarımı tanımaya çalışıyorum. Çok fazla bir değişiklik yapmadım. Eski ekip aynen görevlerinde devam ediyor. Birkaç tane bakanlık müdürlüğünde değişiklik yaptım. Onun dışında eski ekip olduğu gibi devam ediyor ve iyi bilinçli, iş yapan, kabiliyetli arkadaşlar olduğunu tespit ettim. İnisiyatif verilmesi halinde çok güzel icraatlar ortaya koyabilecek kişiler. Onun için güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Zaten bu şey ekip işi. Elbette ekip işi. Bizim bürokratlarımız zor yetişiyor. Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'ndaki bürokratlar da temelden yetişen arkadaşlar. Onlara şans verdik mi eminim ki çok güzel projelere imza atacaklar. İlk gün kendileriyle toplantı yaptım. Dedim ki arkadaşlar ben herkese bir şans veriyorum. Çok fazla bir bakan müdürlük değişikliği yapmayacağım. Bu şansı iyi kullanırsanız bizim siyasi iradenin kararları doğrultusunda performans ortaya koyar ve ciddi çalışmalar yaparsanız sonuna kadar yanınızdayım, arkanızdayım. Korkmayın, işinize bakın. Ama yanlış yapanın da gözünün yaşına bakmam. Bu şekilde anlaştık ve yola çıktık. Ne güzel. İnternet konusunu ne yapıyoruz? Yarın BTK bu konuda BTK'nın yeni güzel bir binası var. Onu gezmeye gidiyoruz ve bize orada bir sunum yapacaklar. Şimdi 3G dünyada bizden başka belki bir iki tane Afrika ülkesi bilmiyorum ama olursa orada vardır. Afrika ülkelerinde vardır. Ama bizden başka Avrupa'da ve bu coğrafyada, Avrupa ve Asya coğrafyasında 3G kullanan başka bir ülke kalmadı. 2000'li yılların başındaki teknolojidir bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3G kullandığında Türkiye henüz 3G'ye yeni geçiyordu. Biz 4-4.5G'nin testlerini yapmaya başladığımızda Türkiye 3G'ye yeni geçmişti. Şu anda Türkiye 4.5G'ye geçti. Biz hala 3G'deyiz. Türkiye yakında 5G'ye geçecek. Bununla ilgili çalışmalar son sürat devam ediyor. Biz 4.5G'ye geçebilir miyiz? Bununla ilgili çalışmaları daha yeni başlattık. Şimdi çok yavaş internetimiz var. Oysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir bilişim adası iddiasında olan bir ülke. Aynı zamanda turizm en önemli gelir kaynağımız. Yapıyla bir çelişkisi var. Aynen öyle. Yani şimdi geçen de sevgili Günay Çerkez geldi. Onun biliyorsunuz çok güzel bir tesis var, golf tesisi. İnternetten şikayet ederken dedi ki, Sayın Bakan dedi, golf turizmi iyi gelir getiren bir turizm kolu. Avrupa'dan birçok kişi bize rezervasyon yaptırmak istiyorlar ve ilk kullandıkları ya da sordukları soru, internetiniz nasıl?
Şimdi adam buraya geliyor, hem tatilini yapacak, hem işte golfunu oynayacak, hem de aynı anda işini yapacak. Dünyada artık ofis çalışmaları yavaş yavaş bitiyor. Dünyada artık mobil çalışma ortamları oluştu. Ve o mobil çalışma ortamlarında insanlar dünyanın her yerine gidip çok rahat hem turistik çalışma gezilerini yapıyorlar ama aynı zamanda işlerini yapabiliyorlar. Bunun için internet çok önemli. Şimdi buraya gelen adam 3G ile karşılaştığında bir anda şoke oluyor. Girmek istiyor herhangi bir yere, o şey daha bile dönüyor. İlk bakanlığa gelir gelmez bir küçük beyin fırtınası yapacak bir çalışma grubu oluşturdum ve onlardan bilgi aldım. BTK, telefon dairesi, GSM operatörleri ve ADSL firmalar geldiler. Mutlaka bir sebebi vardır. Yani. Evet, o sebebi anlamaya çalıştım. Yani bu kadar yavaş çalışan bir internetin bugüne kadar devamının sebebi nedir? Şimdi gördüm ki bu mesela ne şu ana kadar biz 5 GHz kullanıyoruz, dar paket. 60 GHz'e geçmesi lazım ki evlerdeki mobil internet, Wi-Fi en azından daha rahat, daha hızlı çalışabilsin. Arkadaşlar dedim, bana bir anlatır mısınız? Yani 5 GHz'de niye ısrarlıyız ve niçin 60 GHz'i açmıyoruz? Tamam, hedef fiber optik, evden eve fiber anlıyorum. Hedef 5G, hatta 5.5G, Çin 6G'yi deniyor. Hedef o olabilir, anlıyorum da. Ama en azından evde oturduğumuzda 3 kişi, 4 kişi internete bağlandığında o internetin hızı yavaşlamasın. 60 GHz'e geçişimizde engel nedir? Lütfen bunu bana söyler misiniz? Hiçbiri karşı çıkmıyor. Peki engel nedir kardeşim? BTK'ya talimat verdim. Çok kısa bir süre içerisinde bu ayın sonuna kadar 60 GHz'e geçirmemiz gerekiyor dedim. Şu anda tüzük değişikliğini yaptılar. BTK'nın sayfasında yayınlandı. Zannediyorum ay sonuna doğru 60 GHz'e geçilecek ve sizlerin evlerindeki, elbette evlerindeki internetler 10 misli daha hızlı olacak. Ama bu kesin çözüm değil, ara çözümdür. Asıl Mart çözüm, evet, Mart sonuna kadar 60 GHz'e geçiyoruz. Ama asıl çözüm fiber optik sistem. Evden eve fiber optik. Onunla ilgili de kesin çalışmalar çözüm başlıyor. Kesin çözüm odur. Orada da mevcut telefon hatlarının kabloları, çünkü evden eve fiber projesinin maliyeti takriben 25 milyon dolar civarında. Bizim de öyle bir paramız yok. Ama atıl durumda olan bir değerimiz var. O da nedir? Mevcut telefon şebekelerinin hatları bakır. Bakır şu anda dünyada en revaçta olan bir maden. Sordum ne kadardır bizim tahmini rezervimiz telefon hatlarındaki bakırın tonajı nedir? Cevap 2500-3000 ton. Bir çarptılar, takriben 25 milyon dolara denk geliyor. Yapacağımız ihalede diyeceğiz ki kardeşim, burada bakırımız var. Biz de evden eve fiber istiyoruz. Bir firma gelsin, bu bakırı değerlendirsin. Bize de evden eve fiberi döşesin. Bununla ilgili şartname hazırlanıyor. İnşallah bu olacak. Ve hemen arkasından da 4.5-5G'ye geçiş için ihale çalışmalarımızı da tamamlayacağız. Yıl sonuna kadar, çok iddialı olmayayım ama yıl sonuna kadar büyük bir aşama kaydetmiş olacağız internet konusunda. Ercan çok konuşuluyor. Hükümet programında bir hava yolu şirketi konusu var. Öyle bir madde var hükümet programında. Hem Ercan'la ilgili hem bu yeni bir hava yolu şirketi kurulmasıyla ilgili ne tür çalışmalar olacak? Çünkü bunları söylediğiniz zaman insanlar artık eskisi gibi böyle heyecanlanmıyorlar. Heyecanlanmıyor. Hatta ciddiye bile almıyor. Yani o
Haklılar. Yani Kıbrıs-Türkiye yolları maceramızı herkes biliyor. Yaşadık, hep birlikte yaşadık. Çok güzel bir hava yolumuz vardı. Siyasilerin popülizmine kurban ettik. Sendikanın açgözlülüğüne kurban ettik. Ve netice itibariyle hava yolsuz kaldık. Orada çalışan insanlar mağdur oldu. Devlete intibakını çok zor şartlarda sağladık. Ama en önemlisi de yaklaşık 10 yıldır hatta biraz daha fazla milli hava yolumuz olmadan iki tane özel firmaya, biri Türk Hava Yolları, diğeri de Pegasus, iki hava yoluna adeta teslim olduk. Fiyatları onlar belirliyorlar. Çok astronomik fiyata buraya yolcu taşıyorlar. Bu yolcu fiyatlarıyla, bu bilet fiyatlarıyla biz ne turizmi geliştirebiliriz, ne de buradaki yüksek öğrenimi daha ileri bir noktaya vardırabiliriz. Bu mümkün değil. Yani düşünün ki 4-5 bin liraya bilet aldığınızda 4-5 kişilik ailenin gelip de o fiyata burada tatil yapması sadece mümkün değil. Bilet fiyatına. Çünkü Antalya'da işte kaldığımız otel bir hafta tatil kişi başına 2500 lira. Yemeği her şey dahil. Her şey dahil. Mükemmel otel. 2500 lira. Bizim gidiş dönüş bilet bazen 4000 lira, 5000 lira. Nasıl yapacaksınız bunu? Nasıl rekabet edebileceksiniz? Bu sebepten dolayı fiyatları regüle etmemiz şart. Bunun da yolu bir yolcu, havayolu şirketi kurmamızdan geçiyor. Aynen o. O rekabeti sağlayabilecek. Şimdi bundan herkes şikayetçi. Bilet fiyatlarından sadece yolcular değil, otelciler de çok şikayetçi. Yani maliyettir. Çok büyük, ciddi bir maliyet. Ve ben yeni havayolu şirketi den bahsettiğimde herkesin gözü önce fal taşı gibi açılıyor. Sonra geçmişteki tecrübelere bakıp, çünkü Kıbrıs Türk Hava Yolları kapandıktan sonra 3-4 defa yeni hava yolu kurabilmek için girişimlerde bulunuldu. Sözler verildi. Hatta tarih de verildi. Olmadı. Olmayınca insanlar da artık ciddi bir şekilde güven kaybına yol açıldı ve siz söylediğinizde ha ya tamam filanca da demişti diyerek çok da inandırıcı bulmuyorlar bunu. Oysa ben güven oyu aldığımızın ertesi günüydü zannediyorum ya da bakanlığı teslim aldığımın ertesi günüydü. Daha önceden birlikte çalıştığımız bir duayen var bu konuda. Hamdi Topçu. Hamdi Topçu Türk Hava Yolları'nı, Türk Hava Yolları yapan adam. Kıbrıs Türk Hava Yolları battığında da burada görevliydi. Burada şeyde görevliydi. Yani Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanıydı. Arkadaşlar yapmayın, bu hava yolu batacak diye ikazlarda bulunan, kurtulması için de çaba sarf eden kişiydi. Yani o dönemi içinde yaşayan birisi. Onunla buluştum. Dedim ki Hamdi Bey, sen havacılık konusunda duayensin. Türk Hava Yolları'nı 1,5 milyar liradan aldın. 17,5 milyar dolardan teslim ettin. Dünya markası haline getirdin. Bizim ihtiyacımız şudur. Tecrübelerimizi sen de biliyorsun. Ne yapabilirsin? Bize bu konuda yardımcı ol. Tamam dedi Sayın Bakan. Senin samimiyetine inanıyorum. Döndü ve bize bir fizibilite raporu hazırladı. O fizibilite raporunu ben Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarıma dağıttım. Şimdi onun üzerinde çalışıyoruz. Projenin fizibilite raporunun özeti şu. %15'i kamuya ait olacak. %85'i halka açık. Turizm firmaları, oteller, Türkiye'deki yatırımcılar bundan hisse alabilecek. Çok da fazla bir maliyeti yok. 15-16 milyon lira dolar civarında bir rakam. Bir profesyonel ekip bu işi organize edecek. 6 uçakla başlanacak. Hedefimiz de 2023 Mart'ına bu havayolu şirketini devreye sokabilmek. Umarım başarırız.
Umarım kimse engel olmaz. Çünkü bu hepimizin ihtiyacı. Umarım birileri engel olmaz. Yani şimdiye kadar bu iş başarılmadıysa demek ki engel olan birileri vardır. Çünkü bütün siyasilerin hayalidir bu. Özellikle Ulaştırma Bakanlarının hayalidir. Yeni bir milli havayolu şirketini kendi dönemlerinde kurulmasını sağlamak. Ama 10 yıldır bu yapılamadıysa ve çok iyi niyetli, çok güzel insanlar bakan oldu ve bunu başaramadılarsa demek ki önlerinde engeller var. Şu anda herhangi bir engel görünmüyor. Engel çıkarsa da bunu kamuyla paylaşacağız. Bu fizibilite raporunu Hamdi Topçu'nun hazırlaması bizim için bir şans. Dediğim gibi işi bilen birisi. Afaki rakamlar değil. Belki nokta atışı yaptık ve o arkadaştan yardım istedik. Belki onun yardımlarını istemeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla havayolu şart, havayolunu kurmamız lazım. Burada da herkesin öyle alayvari bir şekilde ha ya sen de falan değil de hadi kardeş inşallah başarırsın. Dualarımız seninle falan bir motivasyon sağlarlarsa en azından iyi olur. Moral bozmasınlar. Yapalım, yapmaya çalışalım en azından. Yapamıyorsak da çıkar bunu açıklarız. Şu anda herhangi bir engel görünmüyor. Dolayısıyla bu zaruri projeyi hayata geçirmek de boynumuzun borcudur. Bir bayrak şirketine, havacılıkta bir bayrak şirketine ihtiyacımız var. O bayrak şirketini havaya koyduğumuzda ve uçuşlara başladığımızda inanıyorum ki fiyatlar büyük ölçüde aşağı düşecek. Hem turizmin ve yüksek öğrenime ciddi katkılar koyacak. Bu sadece havayoluyla ilgili. Aynı zamanda bizim denizcilik şirketimiz de var. Denizcilik işletmeleri. Denizcilik işletmeleri Erçin çok uzun zamandır atıl vaziyette. Bir tane gemisi var. Hiç yatırım yok. Adeta ölmeye terk edilmiş. Onun %49'u bizim, %51'i Türkiye Özelleştirme İdaresi'nin. Gelir gelmez müsteşarımı da oraya gönderdim. Sevgili Suat Yeldener'i. Görüş dedim. Ya bu şirketi tamamen bize versinler ya da yatırım yapmamıza katkı koysunlar. Elimizdeki gemi 7 tır taşıyor. Bu doğru bir şey değil. Kendi masrafını bile kurtarmaz tek gemi. Oysa çok ciddi şekilde tır taşımacılığı bir ihtiyaç. Yeni bir gemi alalım. Bununla ilgili bir çalışma yapılsın dedi. Şu anda onun çalışmalarını başlattılar. Sadece gemi değil, ro-ro taşımacılığı değil. Aynı zamanda deniz otobüsü ve deniz uçağı. İnanın maliyetler çok fazla değil. Tabii farklı amaçlar için de kullanılabilir. Biz bir ada ülkesiyiz. Dünyanın bütün ada ülkelerinde bunlar yapılıyor. Biz niçin yapmayalım? Yani gidin ada ülkelerine. Birçok deniz uçağı var orada. Adeta deniz taksi görevi görüyorlar. Bunu yapabiliriz, yapmamız lazım. Tanesi de 2 milyon dolar civarında bir paraymış. Gerekirse hisselerimizin bir bölümünü satarız. Altın hisseyi elimizde tutarız ve tamamen kamu özel işbirliğine terk ederiz. Bunların yapılması gerekiyor. Aksi takdirde var olanı devam ettirirsek veya işte günü kurtarmaya çalışırsak daha pek çok düşüncemiz var. Yani ne kadar zamanımız kaldı bilmiyorum ama bunların yapılması lazım. Mesela yine gelir gelmez el attım. GSM'lerle ilgili telefon dairemizin durumu işler acısı. Telefon dairesini bizim kamu özel işbirliğini açmamız gerekiyor. Ama özelin ilgisini çekebilmek için de 3. GSM hattını devreye koymamız lazım. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor, edecek de. Tabii yani orada şimdi 2 tane firma var. 3. firma kaldırmaz diyorlar. Ama bir şey daha var Erçin, onda kamunun bilmesine büyük fayda var. 2026 yılında, 2025 ya da 2025'in sonunda
Yani 3 yıl sonra iki firma da bize devredilecek. Yani kamunun olacak. Turkcell'de, Telsim'de. Çünkü yap işlet devret modeliyle devredilir ve onların süresi de 3 yıl sonra bitecek ve tamamen bizim olacak. Onlara tekrar devredebiliriz de ihaleye çıkıp yeniden yeni şartlarla da bunu birilerine de verebiliriz. Bunları da konuşacağız zamanı geldiğinde. Dolayısıyla hem iki firma da devletin olacak 3 yıl sonra hem de telefon dairesine bir GSM hakkı vererek, lisansı vererek onun değerini artırıp o şekilde özelin ilgisini çekebiliriz diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra bu firmaların da çok kısa bir süre içerisinde 5G'ye geçiş konusunda bize yardımcı olmalı lazım. Onlarla da istişare yapıyoruz. Geldiler bize bilgi sundular, sıkıntılarını anlattılar. Şimdi tabii kamuoyunun fazla bilmediği bir iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi mesela doğrudur. GSM faturaları oldukça yüksek ama bilmemiz gereken bir şey var. Of ödediğimiz faturaların %49'u bize geliyor, kamuya geliyor. O %51 onlara kalıyor, %51'in içerisinde kurumlar vergisi, şusu busu var. Dolayısıyla yani dolayısıyla çok da fazla haksızlık yapmayalım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Günün sonunda 3 sene sonra bu yaptıkları bütün yatırımı bize devredecekler. Bunu da bilmesinde, kamuoyunun bilmesinde büyük fayda var. Yani Türkiye'de mesela iletişim vergisi %10'dur. Biz %49 alıyoruz. Toplamı. Müthiş bir rakam bu. Aynı şey mesela taş yapı için havaalanına gelelim. Orada da var. Yani varyansın gidiyoruz. Doğru. Gecikti. Havaalanının çok daha önceden bitmesi lazımdı. Doğru. Firma birçok defa söz verdi. Sözünde durmadı. Doğru. Bunların hepsi doğru. Ama bir şey daha söyleyelim. Bir de devlet tarafı var. Biz de yapamadık. Devlet olarak biz de sözümüzü tutmadık. Neticede hukuken adamlara sürekli şey verdik. Hak verdik ya da konuşmaları için ihaleyi teslimi zamanda yapmama konusunda adamlara bir konuşma ödeme hakkı verdik. Ama yok. Ama ondan ziyade bu taş yapının elde ettiği paranın %51'i zannediyorum maliyeye geliyor. Ciddi bir %50 ortaklığımız var. Yani şöyle düşün, geçmişte hava alanı her yıl o zamanın parası 3 ila 5 milyon lira zarar ederdi. Şimdi geçen yıl zannediyorum 60 milyon lira civarında bir gelirimiz oldu oradan. Devlete düşen. Tabii devlete düşen pay, ciddi bir pay bu. Yani yiğidi öldürelim ama hakkını da yemeyelim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Gelelim. Tek taraflı değildir. Değil tabii. Gelelim havaalanı meselesine. Havaalanını gezdim. Kaba inşaat, ince inşaatla birlikte %95'i bitmiş durumda. Zannediyorum 20 Temmuz'a kalmadan havaalanı bitmiş olacak. Ama başka bir sıkıntımız var. Orada teknik çip denilen bir cihaza ihtiyaç var. O çip Amerika'da yapılıyormuş. Başka bir ülkede yapılması mümkün değil. O da sıraya girmiş ve 3-5 ayda ancak bitebiliyor. Dolayısıyla hızlandırmaya çalışıyorlar. O çip erken biter de gelirse 20 Temmuz'da havaalanı tamamen açılmış olacak ve yıllardır bitmeyen hikaye de bitmiş olacak. Önümüzdeki yaz Temmuz ayı gelmeden Ercan Havaalanı bitmiş olacak. Hedef o. Onlar da söylüyorlar. İnşaatı bitirdik, her şeyimiz tamam. Sadece teknik bir cihazımız var. O cihaz da gelirse açılışı yapabileceğiz. Ben önümüzdeki hafta hem milletvekillerini hem de basın mensuplarını
ortak tanıtım için yerinde görsünler diye oraya götüreceğim. Sevgili Asım Akansoy, CTP milletvekili, dedi ki ya Erhan Bey, bizi bir oraya götür, bize bir sunum yapsınlar. Orada ne olup bitiyor bir yerinde görelim. Ben de harika bir düşünce dedim ve birlikte orada önümüzdeki hafta içerisinde firmaya da haber vereceğim. Hem millet isteyen milletvekillerim hem de basın mensupları orada gelsinler, bir havaalanını yerinde görsünler son durumu. Birlikte bilgi alalım ve ortak akılla daha iyisini, daha güzelini nasıl yapabiliriz onu konuşalım. Ama çok samimi söylüyorum, bittiğinde hep bunu orada da söyledim, birçok ülkenin kıskanacağı bir havaalanına sahip olmuş olacağız. Bunu işte birlikte gittiğimizde sizler de, basın mensupları da, siyasiler de gözleriyle görecekler. Tabii mesajlarımız var. İzinsiz araçlarıyla ciddi boyutta da kayıt dışı ve haksız rekabet yaratan kursal taşımacılık var. Bunlara çare istiyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme şu anda arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Çok haklı şikayetleri var. Bu konuda özellikle taşıt sahipleri, teyzin sahipleri ciddi sıkıntıları var. Bununla ilgili, bu korsan taşımacılıkla ilgili bir yasal düzenleme. Benden önce de arkadaşlarımız çalışmışlar. Son rötuşlarını yapıyorlar. En kısa süre içerisinde bunu meclise göndereceğiz. Taşımacıların ödemeleri yapılmadı. Aralık, Ocak, Şubat. Sait Bakanlığı ilgilensin. Lütfen bize Ulaştırma Bakanlığı. Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı. Sevgili Maliye Bakanım Sunat Atun, 15.800.000 lira talimatını verdi. Ödendiler zannediyorum. Sadece Hazine Dairesi son bir kontrolünü yapıyordu salı günü. Bitmiş olması lazım. Ödenmiştir diye düşünüyorum ben. Karpaz yoluna ne zaman asfalt dökülecek demiş. Doğru bir serzeniş. İlk geldiğim andan itibaren Karpazlı, Dip Karpazlı meskun vatandaşlarımız başta olmak üzere oraya turist götüren birçok kişi, otobüs firması ve taşımacı bu konuda şikayetlerini dile getirdiler. Resimler gönderdiler. Gerçekten işler acısı. Yollar köstebek yuvasından daha beter bir durumda. Bugün yeni karayollar müdürümüz atandı. Bugün imzalandı. Yarın görevinin başında bana bir ziyaret yaptı. Buraya gelmeden önce onunla birlikteydim. İlk yapacağı iş o Karpaz yolu. Çünkü orası bizim vitrinimiz. Yani güneyden insanlar geliyor. O Karpaz yolunu, daha doğrusu Dip Karpaz'a kadar olan mükemmel yolu geçiyorlar. Hayran kalıyorlar o yolun güzelliğine, ama Dip Karpaz'ı geçer geçmez o köstebek yuvasıyla karşılaşınca da bu ne diyorlar ve bizim için çok ciddi bir puan kaybı oluyor bu. Hem dini inanç turizminden bahsedeceğiz, hem de o inanç turizminin en önemli sembolü olan manastıra o yolu insanların ulaşmasını sağlamak bizim için bir ayıp. Bu konuyu çözeceğiz inşallah. Yerel seçimde her bölgede adayı gösterecek mi Yeniden Doğuş Partisi? Eletiğinde olacak ya, her akşam karanlıkta kalıyoruz demiş. Yerel yönetimlerde Yeniden Doğuş Partisi prensip kararımız 28 belediyede de aday göstermekte. Ama ama şimdi durum değişiyor. Belediye sayısı düşecek. Hatta buradan da söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Alayköy'de de adayımız belliydi. Ne güzel. Ama şu anda durum değişti. Tabii yani vatandaşın merak etti kimdi diye. Erşin Şahmaran bizim şeyimiz olacaktı, adayımız olacaktı. Ne güzel. Bakalım. Daha henüz bir şey belli değil. Bakacağız. Alayköy'le ilgili işte gelişme bölgesidir. Yani bunu söylerken senin orada gerçekten senin düşüncelerini, projelerini dinlediğim için gönül rahatlığıyla
Evet, bu Erçin bizim adayımız olmalı dediydim. Bakalım belki orası ayrı bir şey olabilir. Bakacağız. Evet, sona doğru giderken seyri seferlerin hesaplanması değiştirmeli diyor. Şimdi seyri seferlere doğrudur da asıl projemizi ben anlatmayı unuttum. Yani o kadar çok projelerle haşır neşir olduk ki bunların bir kısmı geride kaldı. Projemizden bir tanesi benden önce ki seleflerimin hazırlamış olduğu Adakat projesini güncelliyoruz. O ciddi bir proje ve güzel bir proje. O projenin hazırlanmasında sevgili Tolga Atakan ve Ayşegül Baybars hanımefendinin ciddi katkıları vardı. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ve o projeyi devam ettireceğiz. Ve çok kısa bir süre içerisinde de hayata geçireceğiz Adakart projesi. Orada da taşımacılıkta da adeta bir devrim olacak o Adakart projesiyle. Ama onun yanı sıra bir başka projemiz daha var. Biz şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde katkılarıyla yolları yapıyoruz. Ama bir sene sonra o yollar adeta şey haline geliyor. Hiç yapılmamış. Yapılmamış hale dönüyor ve birçok yerde çökmeler oluyor. Bunun sebebi yolların kalitesizliğinden kaynaklandığı kadar... Aynı zamanda da haddinden fazla yük taşıyan ağır vasıtalar. O ağır vasıtaları kantar koymak gerekiyordu ama şimdiye kadar konulamadı, tartılması gerekiyor. Yani mesela bizim yollarımız 25 ton yük taşımaya müsaitken adam 40 ton taşıyor. Daha fazla para kazanabilmek için. Ve o yollar o ağırlığa dayanamıyor. Hem tehlike saçıyor hem de yollarımızı mahvediyor. Şimdi yeni projemize göre bu yük taşıyan ağır vasıtalara, insan da taşıyan ağır vasıtalara bir çip koyacağız. Dünyanın bütün modern ülkelerinde bu var. Avrupa'da var. Tartmaya da gerek kalmayacak. O çipler vasıtasıyla biz kaç ton yük yüklendiğini tespit edebileceğiz. Kontrol yapılabilecek. Aynen öyle. Bakanlık da görebilir, polis de görebilecek. Haddinden fazla yani 25 tonun üzerinde ya da 30 tonun üzerinde yük taşıyanı anında polis gidip müdahale edebilecek ve durduracak. Cezasını da yazacak. Artı her yere dökülemeyecek. Atık atılamayacak. İnşaat atıkları falan atılamayacak. Bunları da tespit edebileceğiz. O çipler vasıtasıyla mesela 100 kilometre gidilmesi gereken yerde kaç kilometre hızla gittiğini görebileceğiz, izleyebileceğiz. Hız limitini aşan kişilere aynen öyle anında ceza verebileceğiz. Seyri sefer ruhsatı alırken sadece o ağır vasıtalara bir miktar işte %1, %2, %3, %5 her neyse bunu çalışıyoruz üstünde. Fiyat ayarlaması yapacağız ve bu şekilde biz hem yollarımızı kurtaracağız, hem can güvenliğini sağlayacağız, hem de her yere moloz dökülmesini, atık atılmasını engellemiş olacağız. Aynı zamanda hız limitlerinin aşılmasını da engel olacağız. Bu çalışmamız var. Bu çalışmayı da bir devrim olarak nitelendiriyorum. O da birkaç ay içerisinde devreye geçebilecek bir projedir. Allah utandırmasın diyoruz. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Birçok projeyi senin sayende en azından belli bölümlerini anlatabildim. Güzel, keyifli bir program oldu. Sizi burada görmekten mutlu olduk. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğin için. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet. Ayrıca milletin Berat Kandili'ni de kutluyorum halkımızın, evet, İslam alemini. Evet.